Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Orlando Magic kariyerine başlayacağız. Orlando Magic Rebuild kariyerimize başlayacağız. Burada Orlando Magic'te genç potansiyelli bir kadro var ve bu kadroyla şampiyon olmayı hedefliyoruz. Daha öncesinde bu takımda Shaquille O'Neal, Dwight Howard, Hidayet Türkoğlu gibi önemli isimler oynamıştı. Şimdi bakalım hani bu Hani buna benzer hani güçlü bir kadro kurmaya çalışacağız. Aynı şekilde Tracy McGrady de aynı şekilde bu takımda oynadı. Yani çok güçlü bir kadro kurup şampiyon olmaya çalışacağız. Gençliğimizi geliştirip şampiyon olmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Burada kadromuza baktığımız zaman Paolo Banchero var, Franz Wagner var, Jalen Suggs burada, Wendell Carter Jr., Jonathan Isaac, son iki Rebuild'dür aldığımız oyunculardan bir tanesi ve kendisinden de oldukça verim aldığımız bir oyuncu. Cole Anthony aynı şekilde. Moritz Wagner var. Markelle Fultz var. Gary Harris. Goga Bitadze. Anthony Black. Joe Ingles. Chuma Okeke. Caleb Houston. Jet Howard. Kevin Harris, Trevin Quinn önemli oyuncular olarak gözüküyor. Bakalım takımın kadrosuna bakacağız. Hani kontratlara bakacağız. Bakalım hani ona göre duruma göre bakacağız. Bakalım kadroda hani takas yapabileceğimiz oyuncular var mı yok mu diye. Ona göre zaten hani kadromuzu kurmaya çalışacağız. Hani eksik varsa belki bir shooting guard sanki bir tık eksik gibi. Bir tane shooting guard ayarlarsak iyi olur diye düşünüyorum. Bakacağız bakalım. Bakalım shooting guard'ımızı bulmaya çalışacağız. Cameron Thomas ve Nicholas Claxton'la anlaşacağız. Shooting guard olarak. Markelle Fultz ve Gary Harris'in kontratları bitiyor zaten onları göndereceğiz. Bir de hani bunları alabilmek için de hani birinci tur draft hakkımızı da yani maalesef vermek durumundayız. Yani yapacak bir şey yok. Hani kadroyu biraz hani güçlendirmek istiyoruz. O yüzden de böyle bir hamle yapmamız gerekiyordu. Hani zaten çabuk da gelişmiyor drafttan gelen oyuncular da hani biliyorsunuz ki. O yüzden de hani draft hakkımızı vererek hani daha böyle kaliteli oyuncu almaya çalışacağız. Şimdi takasımızı yapalım bakalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Brooklyn Nets'le anlaştık takas için. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet, Tremont'la anlaşacağız. Yedek shooting guard olarak Seth Curry de gelecek aynı şekilde. Bitadze ve Caleb Houston'la yollarımızı ayıracağız. Tremont biraz daha etkili bir oyuncu olduğu için Tremont'la anlaşacağız. Bakalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun diliyoruz takasımız böylelikle. Evet, shooting guard içinde Vince Williams Jr.'la anlaştık bench için. Jordan Goodwin de gelecek aynı şekilde. Bizim takıma takaslanan Seth Curry ile Moritz Wagner'la da yollarımızı ayıracağız. Bu şekilde takasımızı gerçekleştirelim. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Ve böylelikle kardeşler farklı kulüplere gitmiş oldular böylelikle. Bakalım her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kadromuzu kurmuş olduk. Jalen Suggs, Cameron Thomas, Franz Wagner, Paolo Banchero, Nicholas Claxton beşlisiyle sahada olacağız. Wendell Carter Jr. bench'ten süre alacak. Jonathan Isaac da aynı şekilde. Cole Anthony, Vince Williams Jr., Tremont da aynı şekilde bench'ten süre alacak diye isimler. Evet, kadromuzu bu şekilde kurmuş olduk. Bakalım ilk sezondan şampiyonluk gelecek mi? Merakla bekliyoruz.
Şimdi trade deadline'e kadar bir simülasyon yapacağız. Bakın trade deadline'de takımımız nereye kadar ilerleyebilecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi Doğu Konferansı'na baktığımızda 9. sıradayız bu arada. Yani tamamıyla playoff potasındayız diyebilirim. Muhtemelen play-in'lerde falan oluruz ama bizim daha yukarılara çıkmamız şart. Hani eğer kazanmak istiyorsak hani daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Play-in'lere işimizi şansa bırakmamamız lazım. Evet, SSK'ye baktığımızda Paolo Banchero 22.2 sayı ortalaması. Cameron Thomas 20.7 sayı ortalaması yapmış. Bence iyi bir transfer yaptığımızı görebiliyorum buradan. Franz Wagner 14.2, Jalen Suggs 12.7, Wendell Carter Jr. 11.1, Cole Anthony 10.9, Jonathan Isaac 9.7 bench'ten. Nicholas Claxton 7 sayı ortalaması yapmış. Vince Williams Jr. 6.4, Treyman 5.8 ile oynuyor. Evet, bu şekilde yani yaptığımız takaslar aslında güzel takaslar olduğunu görüyorum. Mesela Cameron Thomas'tan güzel bir verim aldığımızı düşünüyorum. Bakalım bu ikili bence güzel etki yaratacaktır. Bakalım sezonda yansıyacak mı bu etki? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuza devam edelim bakalım. Luka Doncic en değerli oyuncu seçiliyor. Victor Wembanyama yılın rookie seçilmiş. 6. adam Emin Thompson oluyor. Yannis Antetokounmpo, iyi defansif oyuncu. Paul Reed'de en fazla yükselen oyuncu unvanını almış. Baktığımızda bizden Orlando'dan bir oyuncu var mı ona bakalım. Orlando yok. Buralarda yokuz. Rockies'lerde de yokuz. Rockies'lerde de yokuz aynen. Buralarda yokuz. Baktığımızda play-in'de kalmışız. Play-in'de kalmışız. Güzel. Bakalım. 7. sırada da bitirmişiz sezonu. Bakalım play-in'de. Aa elendik. Oo elendik. Şaka gibi. Hemen yensek bu maçı zaten şurada oynayacaktık. Oynayacaktık ama hemen elendik. Chicago'ya kaybettik. Bakalım ligi kim kazanacak? Boston, New Orleans Pelicans. Pelicans aldı. Zion Williams'ı aldılar. Vallahi yani hemen playoff'ta kaybettik yani. Kötü oldu bu. İstatistiğe baktığımızda Jalen Suggs biraz yükselmiş. Yani çok da bir değişiklik olmamış baktığımız zaman. Azıcık yükselmeler, düşmeler falan var ama olsun bakalım. Gerçi Banchero ve Thomas bence gayet iyi ikili oldular. Bu ikiliyi üzerinden bir takım kurmamız gerekiyor. Franz Wagner biraz etkisi biraz düşük. Zaten aldığında da zaten genelde şey oluyordu. Bench'ten falan alıyordum Wagner'e zaten. O yüzden biraz daha böyle etkili bir oyuncu almamız gerekiyor. Aynı şekilde Jalen Suggs da aynı şekilde çok etkili değil. Bir tane de uzun alırsak iyi olur bizim için. Bakalım ikinci sezona geçeceğiz. İkinci sezonda daha etkili oyuncular almaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bakalım bekleyip göreceğiz. İkinci sezona geçiyoruz hep birlikte. Evet, NBA draftına başlıyoruz. Evet, drafta başladık bakalım. Ne dedik? Tyrese Proctor var. Direkt onu alalım. Hayırlı olsun Tyrese Proctor Orlando'da. Bakalım. Adaylar var. Alması falan var. Şey varsa belki bir Tuncay onu alayım ya. Nasıl zaten oynamayacak. Belki var. Belki draft edeyim bakalım ya. Hayırlı olsun. Belki aldık. Evet. Orlando Magic'e Trae Young ve Clint Capela'yı getireceğiz. James Harden ve Wendell Carter Jr. ile yollarımızı ayıracağız. Evet, şimdi takasımızı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeni takasımız hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.
Evet, Lauri Markkanen'i takımımıza katacağız. Franz Wagner'i de göndereceğiz. Kendisinden memnun olmadığımız için Franz Wagner'i de yollayacağız. Takasımızı gerçekleştiriyoruz ve hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Takasımız hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, Nikola Jovic ve Duncan Robinson'ı çekeceğiz bench olarak. Kyle Anthony ve Treman'ı yollarımıza ayıracağız. Onların sözleşmesi bittiği için onlarla yollarımızı ayırma kararı aldık. Takasımızı gerçekleştiriyoruz ve hayırlı olsun diliyoruz. Evet, şimdi rotasyonumuz bu şekilde oluştu. Trae Young, Jalen Suggs, Lauri Markkanen, Banchero ve Jalen Duren beşlisiyle sahada olacağız. Anthony Black bench'ten süre alacak. Cameron Thomas aynı şekilde. Clint Capela, o da aynı şekilde. Jet Howard ve Jonathan Isaac aynı şekilde bench'ten süre alacak diye isimler. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım trade deadline'a kadar bir simülasyon yapacağız. Bakalım trade deadline'de takımımız nerelere kadar ilerleyebilecek. Hep birlikte göreceğiz. Ve Orlando Magic birinci sırada yerini almış. Tebrik ediyoruz. Baya iyi bir kadro kurmuşuz demek ki. Bazı oyuncuları göndererek iyi bir kadro kurduğumuzu göstergesi bu. Trae Young 22.2 sayı ortalaması yapmış. Paolo Banchero 20 sayı ortalaması. Cameron Thomas 18.6. Hani bench'ten süre almasına rağmen gayet iyi bir katkı yapmış. Lauri Markkanen 17 sayı ortalaması. Jalen Duren 11.8. Jalen Suggs 10.1. Clint Capela 7.4, Jet Howard 7, Anthony Black 6.7, Jonathan Isaac 5.8 şeklinde gidiyor. Evet, şimdi bakalım sezon sonuna gideceğiz. Sezon sonunda takımımız nasıl katkılar sağlayacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet, baktığımızda Luka Doncic yine en değerli oyuncu unvanına sahip olmuş. Ron Holland yılın rookie seçiliyor. Amon Thompson 6. adam. Victor Wembanyama'nın defansif oyuncu. Nerlens Noel'da en yükselen oyuncu unvanını alıyor. Baktığımızda buradan birileri yok bizde. Buradan da yokuz. Burada da yokuz. Burada da yokuz. Burada zaten hiç yokuz. Rookie'lere baktığımızda Rookie'lerde de yokuz. Bizden biri de çıkmadı derken burada Jet Howard ve Anthony Black ikisi ikinci Rookie kadrosunda yerini alıyorlar. Bu şekilde ve birinci sıradayız bu sefer. Bu sefer birdeyiz. Bu sefer birdeyiz. Çok iyi. Play-in'lere geldiğimizde Boston'la eşleştik. Boston geçen senenin şampiyonuydu. Doğu Konferansı'nda şampiyon olarak tamamladılar. Evet, 1-0 öne geçtik bu arada. 2-0 öne geçtik. 3-0 çok iyi. 4-0. Valla çok rahat geçtik. Evet, Detroit'le eşleştik. Bu çok iyi. Çok iyi eşleşme bizim için. Detroit'in gelmesi. İkinci olan takım da elenmiş. 1-0. 2-0. Çok güzel. Of, 2-1 oldu. 2-2 yapmayalım derken 2-2 yaptık. Hadi 3-2 derken geriye düştük. 3-3. Çok kritik. Evet. Bu maçı bizzat kendim simüle edeceğim. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Bayağı bir fark açtık. Ve turu da geçtik böylelikle. Çok da güzel oldu. Çok büyük bir fark açtık. Gayet güzel gittik. Şimdi New York Knicks rakip. Evet, buradan da 1-0 galip gelerek başladık. 2-0. 3-0. Çok güzel. 3-1. Ah be, tam şey yapacağız, tam kazanacağız derken Trae Young kazandık. Çok iyi. Buradan da rakip Oklahoma City Thunder oldu. Çok güzel bir eşleşme. Orlando mu
Oklahoma mı kazanacak? Evet. Artık maça başlayalım. Of, 1-0 geriye düştük. 1-1 yaptık. 2-1 geriye düştük. Yapma bunu. 3-1 geriye düştük. Hadi buradan 3-2 yapalım. 3-2. Çok güzel. Uf, 4-2 iyi oldu ya. Oklahoma aldı. Oklahoma aldı. Kötü oldu bu. Evet, oyuncular da istatistikleri de görüyorsunuz. Oyuncularımız istatistikleri de bu şekilde. Şimdi 3. sezon geçeceğiz. Bakın 3. sezonda takımımız şampiyon olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi NBA draftına geçiyoruz. Bakalım takımımıza kim gelecek? Evet. Ediyekombe mi? Bidunga mı? Ediyekombe'yi alalım bence. Yani sanki şeyimiz yok gibi. Dikkat yok gibi. Şey de yok gerçi. Bidunga'yı da alabiliriz. Bidunga şeyde. Şey. Pivotumuz da pek yok. Pivot alalım. Bidunga'yı alalım bence. Bidunga iyidir. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan da bu küçüğü bulmazsam. Seçeyim. İyi buçuk huyu da seçeyim bunu. Hayırlı olsun. Pivot mevkisine Domantas Sabonis ve Keegan Murray ile anlaşacağız. Kyle Lewin'i bedelsiz almıştık. Onu göndereceğiz. Jalen Duren'i de yollayacağız. Jalen Duren'den çünkü çok çok daha iyi. Domantas Sabonis. O yüzden bu takası gerçekleştireceğiz. Evet, hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Domantas Sabonis, Orlando Magic'te. Evet, şimdi 3. sezona geçeceğiz. 3. sezonda kadromuz çok sağlam oldu. Trae Young, Donovan Mitchell, Markkanen, Banchero, Sabonis. Bence çok sağlam bir kadro olduk. Bench'ten de Jamal Murray'i çektik yani. Kolay değil. Keegan Murray de var. Jalen Suggs, Anthony Black, Cameron Thomas. Bence takım gayet sağlam yani. Evet, takım gayet sağlam. Bence biz hani bu takımda şampiyon oluruz. Hani bu takımda da şampiyon olamazsak yuh bize yani resmen. Bence oluruz diye düşünüyorum. Bakalım öyle mi olacak, bekleyip göreceğiz. Şimdi devre arasına kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Bakalım sonuç nasıl gösterecek bize. Evet, baktığımızda Orlando Magic bayağı iyi gitmiş. 38 galibiyet, 10 mağlubiyet almış. Gayet açık ara öndeyiz bu arada. Açık ara liderlik zirvesindeyiz. Oyuncu istatistiklerine de baktığımızda Donovan Mitchell bayağı liderlik ettiğini görüyoruz. Paolo Banchero aynı şekilde. Trae Young aynı şekilde daha çok iyi. Jamal Murray bayağı güzel bir katkı sağlıyor. Domantas Sabonis bence gayet defansif anlamda bence gayet iyi bir oyuncu transfer ettik. Lauri Markkanen aynı şekilde. Keegan Murray, Cameron Thomas biraz düştü az bir süre almasına rağmen ama gene performansı iyi. Ona rağmen performansı çok çok iyi. Evet, oyuncularımızın performansı bu şekilde. Bakalım. Sezon sonuna doğru simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda takımımız şampiyon olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet, Luka Doncic yine en değerli oyuncu. Yani çok Donovan Klingon orada. Rookie seçilmiş. Quickly 6. adam ve Miami defansif. Vatas Buzeli en fazla yükselen oyuncu vesaire vesaire. Baktığımızda buralarda çok hızlı hemen geçelim. Burada zaten birileri yok. Bizden birileri yok. Baktığımızda Orlando tekrardan birinci sırada yerini almış. Hemen şu hızla play-in'leri oynayalım. Philadelphia ile eşleştik. Çok iyi. Çok güzel. Evet, şimdi Philadelphia maçıyla başlayacağız. Evet, 1-0 ile başladık. 2-0.
Of, 2-1 oldu. 3-1. Hadi bir şampiyonluk diyelim. Uf, yendik. Yendik, güzel oldu. Evet, şimdi rakip Cleveland Cavaliers. Of, 1-0 geriye düştük. 1-1 yaptık. Çok iyi. 2-1 oldu. 3-1 oldu. Ah, 3-2. Hadi ben finale yükselelim artık ya. Of, 3-3. Yapma, yapma bunu. Evet, artık kendim simüle edeceğim bakalım maçı. Bu maçı kazanmamız lazım. Evet, ucu ucuna aldık maçı. Ucu ucuna aldık. Güzel oldu. Finale yükseldik. Gayet iyiyiz. Bravo çocuklar, devam. Evet, şimdi rakibimiz Detroit Pistons olmuş. Bakalım Detroit'i geçebileceğiz mi? 1-0'la geçtik. Of, 1-1 oldu. 2-1. 3-1. 4-1. Evet, bu sefer yine finaldeyiz. Bakalım. Oklahoma, yine Oklahoma ile eşleştik. Geçen seneden intikamımız vardı. Bu sene onu tersine çevirmek istiyoruz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Evet, şimdi maça geçebiliriz. Of, 1-0 geriye düştük. 2-0 geriye düştük. 2-1 yaptık. Haydi geliyor muyuz? Geliyoruz. 2-2. Haydi 3-2. Ah, 3-2 onlar yaptı. 3-3. 3-3 çok kritik. Çok kritik. 3-3 oldu şu anda durum. Simülasyon yapacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz maçı? Bakalım. Oo, basketle bitirdik bu arada. Ve maç da bitiyor. Maç da bitiyor. Kazanan Orlando Magic oldu. Orlando Magic kupanın sahibi oluyor. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Orlando Magic kupanın sahibi oluyor. Evet, kupa töreni gerçekleşiyor. This is Kevin Harlan saying so long. Have a wonderful summer. MVP'de şey oluyor, Sabonis oluyor. Bu arada. Evet, oyuncularımız seviniyor görmüş olduğunuz gibi. Tüm oyuncularımız Don Mitchell, Trace Young, Marken'in kupayla birlikte poz vermiş. Evet, Orlando şampiyon ve MVP'de Domantas Sabonis olmuş. Domantas Sabonis gerçekten hani NBA'de en iyi defans yapan pivotlardan birisi kuşkusuz. Burada da katkısını gösterdi. Donovan Mitchell 21.4 sayı ortalaması, Banchero 18.4, Trae Young 17.6, Jamal Murray 14.1, Domantas Sabonis 12.7, 11.4'te reboundu var, 9.1'de asisti var. Yani çok değerli bir oyuncu Domantas Sabonis. Markkanen 12.6, Keegan Murray 11.9, Cameron Thomas 8.3, Jalen Suggs 7.4, Anthony Black 4.7 ile oynamış. Yani çok önemli, değerli katkılar vermiş oyuncularımız. Yani bench'inden ilk 5'ine kadar çok değerli katkılar verilmiş. Hani bu sayı katkısı, asist katkısı, rebound katkısı inanılmaz derecede yüksek. Ve böylelikle de videomuzu burada noktalıyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka hangi Rebuild, NBA Rebuild fikriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hangi takımı yapmak istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.